Tümosan Konyaspor'da yönetim yeni sezon öncesinde yoğun bir çalışma içerisine girecek. Maddi anlamda zor bir sezona hazırlanan Başkan Ömer Korkmaz ve ekibinin üzerinde çalışacağı ilk üç ana konu da belli oldu. Yeşil beyazlı yönetim ilk olarak transfer yasağını kaldırmak istiyor. Ömer Korkmaz gelecek sezon öncesinde yapacaklarını önem sırasına göre sıraladı ve şunları söyledi. Gelecek sezon için Süper Lig'e güven veren bir takım kurup en kötü ihtimalle ilk 10'da ligi tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yönetim olarak şu anda önceliğimizin ilk 3 sırası, transfer yasağını kaldırmak, kulüp bütçesini düzene sokmak ve kulüp borcunu azaltmak var, diye yanıtladı. FIFA'da 6 dosya var. Transfer yasağının kaynaklandığı problemleri açıklayan Ömer Korkmaz, FIFA'da devam eden 6 tane dosyamız var. Andreas Bacalakis'in alacaklarının bir kısmı, Ahmet Grozny'e Michalak transfer edilirken bonservisi ödenmemiş. Rijeka kulübüne Robert Muriç'in bonservisinin yarısı ödenmemiş, yarısı ödenmemiş. Jozme, Poku'nun alacakları ödenmemiş. Siberik takımından Niko Rak bonservisi ödenmemiş. Luka Pirip bonservisinin yarısı ödenmemiş, yarısı ödenmemiş. Bunlar kesinleşmiş FIDA dosyaları. Her gün faiz işliyor. 2162 milyon euro olarak ön plana çıkıyor. Kendi dönemimizdeki oyuncuların %90'ını ödedik. FIFA'lık bir organizasyonumuz yok. Michalak'ın Arabistan'a satışından 1 milyon dolarlık gelirimiz olacaktı. Ne yazık ki o para da hiç gelmedi. O Hot Club'a dava açtık, ifadelerini kullandı. Kadro DARALTMA cezası. Ömer Korkmaz transfer tahtasının kapalı olmasının yanında bir de kadro daraltma cezası aldıklarını söyledi. Korkmaz, Galatasaray maçından önce bir ceza daha geldi kulübe. Kadro yapılandırma cezası aldık. Geçmiş yıllarda bütçeden kaynaklı finansal fair play kurallarını ihlalden kaynaklı olarak verildi. Yabancı oyuncu sınırlandırması Konyaspor'a %25 daha daralttığı bildirildi bize. Maç öncesi camianın moralinin düşmemesi adına yönetim kurulu dahil kimseye söylemedik. Böyle bir cezamız da var.